Bugün biraz olimpiyatlardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoyu olimpiyatlara gittim diye bitirmiştim. Bugün de birkaç tane anımı anlatmak istiyorum oradan 2008 Pekin olimpiyatlarından. Annem babam bana hep derdi küçükken hani olimpiyatlara gitmenin ne kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu zaman geçtikçe anlayacaksın diye. Gerçekten bu doğruymuş. Şimdi birkaç bir şey anlatacağım. Çok çünkü ilginç anılarım var orada Pekin'de. Okey, ilk önce yüzme takımıyla başlamak istiyorum. Evet, soldan sağa Ediz Yıldırmer, Deniz Nazar, Buse Günaydın, Iris Rosenberger, Demir, Onur Uras, Kaan Tayla, Ömer Aslanoğlu, Serkan, Derya Büyükuncu, Gülşah Güneç. Bu ya bakandı veya bakanlıktan biriydi. Takım bu. Şimdi şöyle. Bu takımda 90'larda doğan hiç kimse yok. Ve ben 93 Ekim doğumlu, neredeyse 94'lüyüm. Türkiye takımında yüzme değil, herkes. En genç sporcu burada ve takımdaki en yaşlı sporcu burada. Derya Büyükuncu ve ben. Bunu da geçtim. Şimdi size Derya'yla nasıl tanıştığımı anlatacağım. Derya abi o zaman Amerika'da yaşıyor ve şöyle bir olay var Türkiye yüzmesinde. Şimdi Türkiye rekorlarına bakıyorsunuz, her yer Derya Büyükuncu. Yani sırtların hepsi onda, hani arada kelebekler var, serbestler var, karışıklar var değil mi? Her yerde bir Derya Büyükuncu ismi var. Fakat kendisini hiç görmüyorsunuz. Ama hani bütün duyduğunuz bu. Derya Büyükuncu, Derya Büyükuncu falan filan, neyse. Girdik olimpiyata. Ben 93'lüyüm. Takımda 90'larda doğan hiç kimse yok. Derya abi 76'lı. Derya Büyükuncu'nun ilk gittiği olimpiyat 1992 Barcelona. Benim doğum tarihim 93. Yani Derya Büyükuncu ilk olimpiyatına gittiğinde ben daha dünyada yoktum bile. Ve biz Derya ile iki olimpiyata gittik. Biz takım olarak gittik Pekin'e. Derya daha sonra gelecekti işte, birkaç gün sonra. Böyle iki kişi odalarda kalıyoruz, tuvaletler ortak. Bir sabah böyle uyku sersemeyim. Kalktım, tuvalete doğru gidiyorum. Hala dün gibi hatırlıyorum. Üstünden 9 yıl geçti. Böyle sağ tarafımdan bir ses geldi böyle. Günaydın diye bir ses geldi. Dedim şöyle bir baktım. Böyle bir oda kadar biri. Omuzlar 2 metre, boy 4 metre bilmiyorum artık neyse. Geldi böyle, ben Derya Büyükuncu yaptı ve elini uzattı. İlk defa görüyorum Derya Büyükuncu ve tanışıyoruz ve aynı takımdayız. İkimiz de olimpik yüzücüyüz. Dedim günaydın. Elimi de uzattım. El sıkıştık ama yani şöyle bir el sıkışım. Atıyorum onun eli buysa, ne bileyim benim elim bu. Hani böyle bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Biz tabii sonra yıllar sonra tanıştık. Hani birbirimizi iyice tanıdık. Bu fotoğraf birkaç yıl sonra. Ben tabii büyümüş halim bu benim. Neyse gittik. Peki havuz muhteşem. Kaldığımız olimpiyat köyü muhteşem. Yani heyecan %1 milyondayım. Anlatacak çok şey var, biraz çabuk geçeceğim. Mesela hala açılışı unutamıyorum. Yani bu benim 3. milli takıma gidişimdi o zaman. 2006'da İngiltere, 2007'de Almanya, 2008'de Pekin'e gidiyorum. Hani çok futbolla aram yok o zaman, böyle çok statlara falan gitmemişim. Açılış günü 100 bin kişilik bir stat var orada. Ve ben oradan böyle yürüdüm. Gidiyoruz. Bu ne ya? Ay inanmıyorum. Thank you.
Orada tabii hani çoğunuzun bileceği gibi Michael Phelps diye bir yüzücü vardı. Mesela şunu hatırlıyorum çok net bir şekilde. Herkesin konuştuğu havuzda Michael 8-6 madalya alabilecek mi, alamayacak mı? Mesela bunu kameraya çektim. Bunu da kameraya çektim. Yani çok değişik bir ortam vardı. 14 yaşında hiçbir şey görmemiş bir çocuk için. En çok aklımda kalanlardan biri de yarışlardan sonra gittiğimiz Çin Seddi'ydi. Evet, Çin Seddi'ne geldik. Bir grupta yabancı hepsi. Bu arada ben vlogging'e 2008'de başlamışım da haberim yokmuş hiç. Türkiye'yi çok seven bir adam Galatasaray forması giyiyor. Hello. Hi. Merhaba. Ya. Telefonu bir çıkıyoruz oraya. Ulan var ya. İçini görecek lan. Tamam evet. Erken anlat. Çin Seddi'nde çıkıyoruz. Arkada kim bunlar? Gülşah Hanım bu işte. Kanka. Wow. Right up to the top of there. Sen de Gülşah. How long did it take to get there? Bu yarım saat kadar sürüyormuş. Evet, buradan geldik. Burası bayağı zorlu bir kısım. Ve işte zirvedeyiz. Valla aşağı ineceğiz. Aynen böyle. Bakın ama hala kayanlar var. Bütün yolu aşağı kayarak gidiyoruz.